Yok galiba. 16.8. Merhaba sayın seyirciler. Burada NBA Finals'ın NBA finallerinin Game 1, 2 and 3 and 4 yani G 1. 2. 3. ve 4. oyunlar konuşuyor olacağız. Yani İlk ilk iki yarısını oyun konuşuyor. Phoenix'in evinde oldu galiba. Evet, Yani başlayın Seyit Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. ilk maç Suns'ın evinde oldu. 108-105 bitti maç. Bu arada müdahale edeceğim. Az önceki şarkı ne? Sezen Aksu'nun ne şarkısı? Aldatıldık. Yeni mi eski mi? Çünkü ben dinlemedim onu. 2018'de yüklenmiş. Yani klip falan bilmiyorum. Ben çoktandır çok yani bir sene falan dinliyorum ya. Vay be, bu arada Şey, 130 dakika. aldatıldık. 1996'da Atilla Özdemiroğlu düzenlemesiyle. Ha, 96'da eski. seslendirdim. Eski şarkısı şey yapılmış olabilir, yeniden yüklenmiş olabilir. Bu arada 130 takipçiye ulaşmışız. Takipçilerimize teşekkür ederiz hepsine. Artıyoruz her geçen gün. Onun şerefine böyle şarkı biraz şarkı açalım Evet. mı? Güzel ya. Çok mükemmel kadın ya. İşte Türkiye'de bunu geçebilecek kadın. Şarkıları iyi değil mi? Çok güzel şarkılar var. Serdar Ortaç. O bir de şey vardı. İbrahim neydi ya? İbrahim Tatlıses mi? İbo. Yok 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 şey ya bu. Şakur şukur beni öp söylüyordu ya kim? YK. Aynen. Mükemmel yani. Ben biraz geç doğdum ya. Keşke 85'lerde falan doğsaydım yani. 80-85. Tam bir çılgınlıktı. Mükemmel. O YK'yı seviyor musun? Onun şarkılarını. Of. Ben Yedi. eğlenceli şarkılar severim ya. İyi. Tarkan'ın Dudu falan. İyi. Neyse. Daima hayatta neşeli olmak lazım. Aynen. İlk Başlayalım maçı o zaman. Phoenix Suns mı kazandı? 100 Aynen. kaç? 118'e 105 kazandı. Orada Yannis yoktu galiba değil mi ilk maçta? Vardı vardı. Yanis vardı da pek bir şey gösteremedi. Varlık Yani göstermedi. Middleton iyi oynadı. Yanis 20 puanla kaldı. Yani 20 sayıda kaldı. Point demek istedim. Dün de Middleton bayağı iyi oynuyordu. Yani ben izlediğim Dün 40 şeylerde. 40 sayıyla oynamış ya. Şaşırdım. Yapma. Ya yani oranın o takımın süperstar yıldızı Yannis mi yoksa Middleton? Ben onu anlamadım. Tamam. Yani işte mesela ikinci ile üçüncü maçta 40, 41 ve 42 sayılarla oynadı yani. Yani tek başına yetmiyor. Yanına bir yardımcı lazım oluyor, değil mi? Kesinlikle. Booker'ı bile 42 oynamasına rağmen mesela. Ya şöyle diyelim. Mesela ilk maçta Suns'ta şey en iyi oynayan CP3. Yani 32 sayıyla mı ne oynuyor? Ama mesela Ayton 22 sayıyla Booker 27 sayıyla oynuyor. Şu Yani gözüküyor. üç kişi alıyorlar maçı. Aynen. Yani mesela Mikal Bridges var 14 sayıyla oynuyor. Cameron Johnson, Cameron Payne onlar 10 sayıyla oynuyor. Yani çoğu oyuncu en azından 5-6 ilk 5 oyuncuların yani çift taneye çıktığı zaman yani 5-6 oyuncu çift taneye çıktığı zaman işte maç kazanma şansın çok oluyor. Şey diyeceğim. Brooklyn ile Milwaukee karşılaşırken, yani ben şahsen Brooklyn'in geçmesini istedim ama maalesef elindeki sakatlıklardan dolayı geçemediler. Olmasaydı muhtemelen şu an burada Brooklyn olacaktı. Şey demiştin, ligin en atak takımıyla ligin en defansif takımı karşılaşıyor demiştin. Hani Milwaukee Ya defansif savunma özelliği güçlü olan takım. olarak ama Böyle şey. şimdi defansif özelliği güçlü ama Yapıyorsa Suns'a karşı ezberden. niye defansif pek yapamıyorlar? Ne diyorsun? Ya işte yani şöyle diyeyim. Sakat oyuncuları var diyebilirim Bucks'ın ya. Bucks'ta da bazı çok mesela kısa boyluları savunabilen. Yani bazı oyuncuları sakat yani. Şimdi işte
Donta DiVincenzo özellikle de. Yani en önemli oyuncusu o, sakat işte. Hani çok hızlı, çok savunmacı özelliği olan bir oyuncu. Ya bu sene işte mesela sakatlıklar olmasaydı Sans da buraya gelemeyecekti. Yalan yok yani. Ben Sans'ın şahsen şampiyon olmasını istiyorum. Yani Sans böyle Tek aşırı şansı değil mi? iddialı. Aynen. Tek şansı gibi düşünüyorum. Yani Kesinlikle. başka böyle bir şans 100 yılda bir gelir belki. Değil mi Yani Sansa? 10 yılda 100, 15 yılda bir geldi. Böyle kötü yani yeni yeni düzgün yönetilmeye başladı yani. Ya yönetim de çok önemli burada. Süperstar da yok takımda bir de değil mi? Yani CP3 var sadece, o da çok yaşlı bir. Yani diğerler de Devin Booker var. Aiton bu sene parladı işte. Aiton da aslında tavanı çok yüksek. Aynen, tavanı çok yüksek olan bir oyuncu çünkü draftta 2017 draftı mıydı ya? Veya 2018 miydi? İlk sıradan seçildi yani. Ondan dolayı. Ya ikinci maça gelirsek de yine 118. 108 bitti bu defa da. Burada da yine takım oyun oynandı. Mikal Bridges 27 sayı. Crowder 11 sayı. Aiton 10 sayı. Düşünsene kaç oyuncu. Burada da 5 oyuncu geçmiş işte çift taneli. 3 oyuncu hatta 20'yi bile geçmiş yani. Yani öyle olunca ya takım oyunu olunca kazanıyorsun. Yani bireysel performans da önemli. Bir yıldız star da önemli ama işte takımında kaliteli oyuncular olmasa olmuyor. Zaten sadece bir oyuncunun çözebileceği bir şey olsaydı LeBron bu kadar final kaybetmezdi. Onda 4 düşünsene ya, 6 final kaybediyorsun. 10 finale kaldı, 4'ünü kazandı, 6'sını kaybetti. Aynen. Vay be. Yani hep güçlüler çıktı önden dolayı karşısına. Yani işte ikinci maçta da işte Devin Booker 31 sayı attı. Chris Paul 23 sayı. Genel olarak reboundları da iyiydi. Ya şimdi şöyle bir şey, alan savunması, ondan sonra yani değişim savunması, onları anlat tabilecek şeyim yok yani, çünkü bir tahtası veya bir şey yok. Ondan dolayı onlardan bahsetmek de zor yani. Alan Bir dakika. savunması zaten mevkiyi savunmak gibi bir şey oluyor. Switch savunmada işte değişerek savunmak oluyor mesela. Ben bulabilirsem seni anlatmaya devam et. Ben buradan bakmaya devam edeceğim. Hani şey bulabilirsem. Ha, dünkü gibi hani 11 diziliş gibi baskette de bir şeyler bulabilirsem iyi olur. Yani çünkü şurası şöyle renk alanı falan demeye başlarsın. Aynen. Ya alan savunma işte hep yani pota içinde mevkiyi savunmak gibi bir şey oluyor işte. Daha çok dışarıdan şuta izin veriyorsun. Yes, court olur değil mi? Basketball court. Aynen. Bakalım. Ondan sonra Bucks'ta da işte Yanis'i oynadıydı ikinci maçta. 42 sayı attıydı. Zaten ondan sonra Yanis'ten başka çift taneliye sadece Covington'la Jrue Holiday çıkabildi. Yani Middleton'da 11 sayıda kalmış da işte Jrue Holiday 17, Covington 14 sayı atabildi. Hani 4 oyuncu yani. Diğerleri çıkamayınca böyle kaybediyordu. Anladım. İkinci maçta. Üçüncü maçta zaten çok Cameron Johnson'ın mükemmel smaçı vardı. PJ Tucker'ın üzerinde. Maça damgasını falan. Hatta ben paylaşımını yaptıydım.
Burada bir şeyler anlatıyor ama ben pek anlamıyorum. Ya biraz önceki daha iyiydi yani. Bir dakika. Bu değil, bu değil de bundan öncekinin öncekisi. Geleceğim. Şu an açtığım linklerin hepsine bakıyorum da buralarda pek bir şey göremiyorum. Ha, buradan dizebiliyoruz. Evet. Çok güzel. Buradan dizebiliyoruz. Şu renk şuraya koy de ben koyacağım. Ya işte biri pivot olur. Ya o da sen anlattığın için ben de bilemiyorum. Nereye koymam gerekiyor? Pivot ne? Birini pot altına koyacağım direkt işte Şu. çember savunacak aynen. Aha. Yani ikisi de kanat savunacak. Köşe kanat. Aa süper pas verebiliyor. Mükemmel ya. Ya senin de laptop şeyler olsaydı bu şekilde paylaşıp şey yapabilirdin. İşte araya şöyle bir oyuncuyu koyardın. Sonra pas veriyor falan. Hani onun Ha. üstünden atıyor falan bir Yani şey. çizim yapabiliyorsun. Evet, çok güzel ya. Şey birini sol kenara Bir sağ dakika. köşeye. Animate yapıyorum olmadı. Niye ağla dolaşıp duruyor şimdi? Aa süper ya. Baksana oyuncuyu hareket ettirebiliyorsun. Ya efsane bir şey bu. Bu siteyi kaydedelim. PlayArtPro.com Basketball Play Designer. Çok güzel, çok güzel. Ya futbol var ya. Bu bilmiyorum Amerikan futbol mu yoksa bildiğimiz futbol mu? Amerikan futbol olabilir. Amerikan futbol baksana. Şu var. Ya çok iyi ya. Çok sevdim ben bunu. Başka Doğru. ne oyunlar var? Bakalım. Soccer. Wow, that's cool bro. Burada Futbol futbol. var ya. Ya futbol var. Baksana biz artık bunu yapabileceğiz. Hani şöyle hareket ettirebileceğiz. Şöyle defansın arkasına kaç ve şöyle gel ve buradan da Ya mesela şey biz gerçi yapmadık da bu maça doğru diye bir baksana ya Euro efsane. finale doğru program yapalım diyecektik. Orada yorumladığımda diyecektim yani İngiltere üçlü savunma çıkar falan filan işte taktik tahtası bulunursa öyle yorumlayacaktık da. Evet. Ya finalden önce de maç yapmamız gerekiyordu. Yapamadık. Finalden sonra yaptığımız maçta maalesef yayın hakkına takıldı. Onda yayınladığımız gibi hemen YouTube indirdi o videoyu da maalesef. Şey şu mu iyi dedin? Hangisinde durayım? Dur desen ben durayım. Şunlar işte ya. İşte savunma çeşidi. Bu daha da iyi galiba. Rakibi de gösteriyor galiba. Aha. Birisi işte bu alan savunma. Aha. Yani alan savunmada işte kendi mevkini savunuyor. Hı. Ondan sonra işte C ne oluyor? P, G, S, G, P, F ne oluyor bunlar? yani center yani C center oluyor. Hı. Pota altında Yani mı kalıyor bu hep? aynen. Point guard galiba bu PG. Aynen. Point guard. Yani puan atmasını yani üçlük atmasını falan mı koruyor? Çünkü guard demek korumak demek. Yani ya işte hem kısa savunucu yani. Bu SG ne? Bir şey guard ama. O uzun guard gibi yani. İngilizcesi neydi uzun? Bilemiyorum ki. Bu PF ne? Dakika. Point forward. Üçlük atan Aynen. oyuncu mu bu? 3 numara diyebiliriz yani. Bir dakika şey yapayım. Görüyor musun benim şey ekranı? Şey 1 numara point guard işte oyun kurucu oluyor. Aha. Bir numara shooter guard. Ha, shooter guard bu. Aynen. O ne Üç oluyor? numara kısa forvet oluyor. Small forvet. Aynen.
4 numarada uzun forvet. Power forvet. 5'te Power. zaten aynen. Pivot yani. Central yani. İlginç. Okay. Bunları unutmuşuz ya. Eskiden biliyorduk. Yani mevki olarak böyle. Anlatmaya devam et. Game 2 anlattık. Game 2'da da işte Suns kazandı. Game 3 ile Game 4'da Bucks kazandı. Aynen. Game 3 zaten ya işte artık korona Amerika'da bir şey yapıldıktan sonra işte artık finallerde taraftarlar neredeyse full çekiyor. Neredeyse değil, büyük ihtimalle full çekiyor. Ve bundan dolayı da artık hani böyle geçen seneki gibi Bubble'daki gibi maçlar olmadığından dolayı yani seyirci çok etki ediyor yani. Demek istediğim o. Bunlardan dolayı da güzel maçlar çıkıyor. İşte herkes kendi evinde kazanıyor diyebiliriz. Yani Dün aslında bazen berabere götürüyordu bayağı Game 4'da. Ben uzatmaya gideceğini düşünüyordum. Gittim uzatmaya bilmiyorum. uzatmaya gitmedi ya. Son çeyrekte iyi çıkardı. Ya Covington yani Milwaukee Bucks'ta Covington belli bir böyle kırılma anlamına üçlükler soktu. Ondan dolayı işte maçı şey yaptı yani. Middleton aldı da işte Covington'ın da üçüncü, dördüncü maçta çok etkisi oldu. Biz oraya geliriz. Daha üçüncü maç konuşalım. Milwaukee burada bir neredeyse dağıttı diyebiliriz. 120'ye 100, 100 oldu. 20 sayı fark attı. Yani ismi mükemmel oynadı. 13 rebound, 6 asist, 41 sayı. Ya ondan sonra Brook Lopez center oynayan 11 sayı attı yani. 21 dakikada ama sıra azalıyor. Yani ayaklar yavaş olmasından dolayı. Chris Middleton işte 18 sayı attı. 7 as. 7 rebound, 6 asistle oynadı. Jrue Holiday çok iyi çıkardı. 21 sayı attı işte. Bobby Portis var. Bu da yedekten giren bir oyuncu. 11 sayıyla katkı verdi. Ya böyle katkılar olunca da tabii galip gelmek sıkıntı olmuyor. Zaten Suns'ta şey Devin Booker neredeyse yok. 10 sayı atmış yani. Düşünsene ya. Yani kaç üçlükleri sadece al 8 üçlükte mi 7 üçlükte 2 tane attı yani ancak. Kötü oynadı yani. Kötü maç çıkardı. Chris Paul da öyle 19 sayıda kaldı. Aiton 18 sayıda kaldı. Cameron Johnson'ın PG Tucker'a mükemmel smash'ı vardı. Yani Cameron Johnson iyi oynadı. 14 sayıda kaldı diyebiliriz. Jay Crowder bu da iyi. 18 sayı. Bir de şu Jay Crowder hakkında şöyle bir şey diyeyim. Jay Crowder hangi takıma gitse o sene final oynuyor ya. Geçen sene Miami Heat, ondan önce şeyde Cleveland'da gelmişti. Cleveland'dayken dayken de final oynadı. Cleveland'dan sonra şeye gitti. Neydi ya takım? Batı'ya gitti. Batı'da şeyde oynuyordu ya. Neydi ya? Golden State. Yo yo yo. Düşük şeydi. Takımda oynuyordu. Onlar da mı finale çıktı? Yok onlar çıkmadı işte sadece. Bir de Boston'dan Cleveland'a geldi. Boston da finale çıkmadı yine. Ama işte bunun bu böyle bir özelliği var. Bakalım. Şampiyon olabilecek mi? O kadar finale çıktı. Şampiyon olamadı. Sen olabilir mi? Bakalım. Neler olacak? Neler bekliyor? Jazz'da oynadı. Jazz'da da şey yaptı. Final gördü mü? Yok orada yarı final gördüm. Mavericks'e gitmiş ya. Dallas. Dallas'ta Yani. artık şey var. Kim o Hırvat? Jokic mi? Luka Jokic mi? O Hırvat değil, Slaven mi? Slaven. Real Madrid'den gitti ya. Aynen. Luka Doncic, değil mi? Aynen. Aynen. O Slavyan mı? Slaven mi? Öyle bir şey. Slavak mı? Slaven mi? Evde sinek var ya. Nefret ettiğim şey şu sinek var.
Doğru. Ya işte yaz gelince böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Pencereyi açıyorum, havalansın diye sinek görüyor. Pencereyi açmazsam ev falan havalanmıyor. Kesinlikle ya biz de yanıyoruz ya sırf sinek girmesin diye. Şimdi şeye geçelim. Dördüncü maça. Çok zevkli olmuş maç ya. Hı. 109-103 bitti. Yani burada Chris Middleton 40 sayıyla oynamış. Yani şeyde Suns'ta da Booker 42 sayıyla oynadı. İlk ben açtığımda ilk çeyrek bitmişti. Çeyrek diye adlandırılıyor galiba değil mi? First quarter. Aynen. İlk çeyrek bitmişti ve Suns öndeydi. Sonra toparladı galiba Bucks. Bucks 4. çeyrekte toparlandı ya. 3. çeyrek de bayağı bir işte 13 sayı mı ne mi 13-14 sayıda fark attıydı. Sans fark attıydı. Yani güzel toparlandı. Şaşırtıcı bir şekilde. Yani 26 sayıyla 14 rebound 8 asistle oynamış yani. 14 rebound. 2 tane de mi neyim mi bloğu var mı? Mesela Aiton'a öyle bir bloğu var ki maçın kırılma anlarından biriydi yani. 27 saniye mi ne kala bloklamıştı. Brook Lopez iyi çıkarmış. İşte Jrue Holiday fena değil. 13 sayı. Middleton mükemmel oynadı. Suns'ta da işte yine Crowder 15 sayıyla oynamış. Booker 42 sayı. Chris Paul çok kötü oynamış 10 sayı. Cameron Johnson zaten işte 10 sayı normal. Cameron Payne 9 sayı. Şimdi seri kim kazanır diyorsun? Önümüzde Game 7'e gider mi bu? Gidebilir işte Game 5 şeyde Suns'ta Arizona'da. Game 7'de Arizona'da. Game 6 Bucks'ta. Aynen. Milwaukee'da. Hı. Yani bakalım. Kim kazanır diyorsun? Hani ev avantajını düşünürsek Suns mı daha yakın duruyor yoksa Giannis vermez Bucks kazanır mı diyorsun? Yani şimdi 7. maça giderse Bucks şey yapar yani. Mesela Arizona'da Bucks kazansa da burada alabilir yani. Artık seyirciler de full olduğuna göre. Milwaukee seyircinin gazıyla oynayan o takım yani. Böyle coşkuyla, tutkuyla oynayan takım. Özellikle de Antetokounmpo. Antetokounmpo'nun bir de biraz sakatlığı falan da var galiba. Ya şimdi son maç Phoenix'te oluyor ya Arizona'da. Evet. Sıkıntı yaşamaz mı Milwaukee? Seyircisiz. Ya, sıkıntı yaşayabilir ama işte 7. maça kalsa Antetokounmpo vermeyebilir. Delirebilir yani. Ya Anladım. işte Chris Paul etken de var tabii. Sen hangi takımın kazanacağını düşünüyorsun? Ya ben Suns'ın kazanmasını istiyorum yani. Yalan yok. Ne Çünkü yapması lazım peki Sans kazanması için? Neyi eksik yapıyor? ya evinde kazanması lazım. Deplasmanda da ya eksik yapıyor diye bir şey yok. Bunların tavanları belli yani. Şu an en üst tavanda oynuyorlar yani. Bunların yüksek bir şey, tavanda bir şey yapamazlar. Yani şey Şariş diye bir oyuncuları vardı. Hırvat mı Sırp mı? O da sakatlandı 5 numarada. Şu an 5 numarada Aiton'dan başka oynayabilecek o oyuncu yok. Kaminski var. Kaminski'de ne eli düzgün ne de savunma yapabilen bir oyuncu. Ama işte son maçlarda mecbur kalmasından dolayı işte oynatıyor yani. Üçüncü maçta oynattı. Bu maçta hiç oynatmamış bile yani. Tabii. Öyle düşün. Ya işte sakatlıklar oldukça elin daraldıkça yani Sans çok kötüye gidiyor. Ya Sans'ın elinde şöyle Chris Paul gibi lider bir oyuncu var. Onun etrafında da Booker ve Ayton gibi mükemmel görev oyuncusu var diyebiliriz ya. Yani bunlar besleyen de işte Chris Paul. Yani Cameron Johnson ki Payne gibi de Cameron Payne gibi de yani
Tony Craig gibi de mükemmel yani şuterler var. Mikal Bridges gibi işte yani çembere saldırabilen böyle şey yapabilen, hücum edebilen korkmadan çembere gidebilen oyuncu var. Crowder'ın da hem şutu iyi. Ya Bridges'ın da şutu iyi. Kenar şutları. Üçlükleri. Ama Jay Crowder'ın bir de savunma özelliği de iyi yani. Yapısından dolayı. Zaten 3 numara oynuyor. Tamam. Öyle diyebiliriz. Burada kapatalım mı? Kapatalım. Tamam. Hani ikide bir uyuklayıp durduysak özür, yani bunlar rahatsız oldularsa özür dileriz. Ben sabah 5'ten beri ayaktayım yani. Tamam. Bunlar gece uyuduğumdan dolayı biraz az uykuyla duruyorum ya. Hı. Yani. Bir de çalışmıyorum ya. 5-6 saatlik uykuyla. Tamam. Teşekkürler Seyit Bey. Teşekkürler sayın seyirciler. Bay bay. Görüşürüz.